Çalıştırabiliriz abi. Dur onun için abi biraz ön alman gerekecek. Şimdi sol ayağımızı kullanıyoruz. Aynen artık. Evet. Start. Evet abi. Oradan çalıştırıp oradan stop ediyoruz. Hı hı. Tek yönde. Şimdi vites P park modu. Evet abi. R geri, N boş, D ileri. Drive derken M tuşunun üstüne bastığımız zaman manuele geçiyor. O zaman manuele geçtiği şuradan. Zaman direksiyonun arkasındaki pedal shift'lerden, RTX'lerden vites hattını düşürüyoruz. Ama zaten aracı otomatik aldık. Manuel niye kullanalım şu anda? Gerek yok. İleri geri boş, mandalla hareket eder şu şekilde. Şu park moduna gelin. Geçmek için P tuşunun üstüne basıyoruz. Anladım. Yani şu 3 mod için evet. Şunlarla park ve manuel için üstüne basıyoruz. Üstüne basarak. Ama siz aracı bir yere yanaştırdığınızda aracı direkt istop edebilirsiniz. Park moduna kendi alıyor. El frenini de kendi çekiyor. Yani yanaştık. Özür dilerim. Evet. Şimdi D'de evet. İstop ettim. Park moduna kendi alıyor. El frenini kendi çekiyor. El frenini indirmek için aşağı basıyoruz değil mi? Aşağı basıyoruz ama siz vitesi taktığınızda direkt gaza da basabilirsiniz. Hı-hı. Yine kendi indiriyor el frenini. Ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Buradan az çok seyrettiğime göre drive modları var. Eko normal spor mod olarak 3 tane modu var. Şuradan ekranda zaten basıyorum ben abi. Değişiyor şurada. Şu şekilde. Genelde normal modu zaten kullanıyoruz. Uzun yolda Eko'yu tercih edebilirsiniz. Şu start stop tuşu bastığınızda devre dışı kalır. Yandığı zaman devre dışı. Kapalı tamam. Durumda. Şu şerit takip. Bu şerit takip. Bu da yarı otonom sürüş. Evet. Bunu genelde tünelde vesaire çizgilerin iyi olduğu yerlerde kullanabilirsiniz. Direksiyonu 10-15 saniye kadar kendi kullanıyor. Ondan sonra uyarı veriyor. Yarı otonom olduğu için tam otonom olsa kendi kullanıyor direksiyonu. Tamam abi. Şu şerit takip sistemi sizi sürekli şeridin içine almaya çalışır. Direksiyonu biraz engeller. O biraz sıkıntı şehir içinde abi. Onu aracı her bindiğimizde kapatabiliriz. Yandığı zaman kapanıyor. Şu otonom sürüş demiştiniz. Evet, yarı otonom sürüş. Cruise control hız sabitlemeyle çalışıyor. Tamam, o öndeki aracın mesafesine göre kendi aynen, hızını. Aynen, o ayarlıyor. Onu da orada göstereceğim sol taraftaki. Tamam, şunu şöyle alalım. Şurada. Şu cruise control. Tamam. Bastık açılıyor. Zaten ekranda da şu anda evet. Adaptive cruise control olduğu için. Onun yakınlık uzaklığını şu tuştan ben ayarlıyoruz. Ben şu anda frene basacağım. Ayağı mı çeksin? Yok, çekebilirsin abi. Ayağı. Yakın uzak normal modları var. Bunu evet. Genelde yakında kullanabilirsiniz. Uzak evet. Ve normalde biraz çünkü ilerideki aracı gösteriyor. Yakın en ideali. Onu zaten kendinize şuradan, göre ayarlayabilirsiniz. Şuradan evet. Belirliyoruz. O tamam. Modu oradan ayarlıyoruz. Şu an cruise control açık. Evet. Artı eksiden devreye sokuyoruz. Şu. Artı veya eksi. Hızınız 40'ın üstüne devreye girer. 40. Evet. 40'ın altına devreye girmiyor. 50 ile gidiyorsunuz. Kruzu açtık. Bir kere artı veya eksiye bastığımızda tamam. Otomatik olarak zaten algılıyor. Ondan sonra gaza basmıyorsunuz. Tamam. Artı eksiden hız ayarını ayarlıyorsunuz. Peki. Şuradaki limitör. Evet. Bastım. Ne diyor? 160. Şuradan da durdur başlat yapıyoruz şu tuştan. Bastım. Sınırlayıcı devrede diyor. Ha şimdi limitöre bastınız. Evet. 160'a kadar kendi gidecek. 160'ın üstüne çıkmayacak. Şöyle bunda kendiniz gaza basıyorsunuz. Yok hızı arttırabilirsiniz. Ha, 160'ın üzerine çıkamıyorsunuz doğru mu? Şöyle. Yok ona çıkabilirsin abi. Onu ben şu ya. Şekilde. İstersen. İsterseniz tamam, çıkabilirsiniz. Anladım. İsterseniz peki. Düşürebilirsiniz. Tamam anladım. Otomatik olarak hepsi 160 geliyor. Tamam. Bunda da gaza basıyorsunuz. Ayarladığınız hız limitini geçmiyor. Geçmiyor. Anladım. Onu genelde radarlı yollarda kullanabilirsiniz. Dalgınlık halinde mesela 100'dür. 100'ü ayarlarsınız. Bazen dalıyoruz vesaire. Geçmezsiniz. Ceza yeme riskiniz de azalmış olur. Tamam. Ses açıp kapatma tuşları. Buradan direkt müzik sesini kısabilirsiniz. Yukarı aşağı bastığınızda radyo kanallarını değiştirir. SRC modu dediği kaynaklar modu bastığınız zaman radyo, bluetooth, USB hangisi bağlıysa onların arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Buradan sesli komut verebilirsiniz. Telefonun Siri'sini açıyor yalnız bilginiz olsun. Tamam. Buradan da gelen aramaları yanıtlayabilirsiniz. Sileceğimiz şurada. Otomatik cam sileceği şöyle ortaya aldığımızda devrede. Ekranda zaten şu anda yazıyor. Silecekle bizim artık bir işimiz kalmadı. Şu tarafta yazıyor değil mi? Evet. Zaten tamam. Şurada çıkıyor. Tamam. Auto diye. Hı-hı. Yağmur sensörü olduğu için hızını kendi ayarlayacak. Otomatik olarak su gördüğü zaman kendi silme işlemini yapacak. Şu da arka cam sileceği. Şöyle bir kere çevirdim. Açıldı. Şimdi, susuz tamam, siler. Şuradan. Şu tuşu aşağı ittiğimiz zaman şu tarafa doğru. Suyunu atar. Aynen öyle. Hem su atar hem de silme işlemi gerçekleştirir. Müzik menüsü. Bastığımız zaman müzik menüsü geliyor. Hafızadakilere gelip favorilere kaydedebilirsiniz. Peki.
Kendi navigasyonu da var aracın. İster kendi navigasyonunu kullanırsınız, İsterseniz CarPlay veya Android Auto'yu da bağlayabilirsiniz. Onu da şuradaki USB girişinden bağlıyoruz. Tamam. Telefonu şarj ettiğimiz kabloyu oraya takıyoruz. Telefonu zaten destekliyorsa otomatik olarak buraya 1-2 onaydan sonra aktarıyor. Bluetooth bağlantısı yaptığımızda sadece konuşma yapabilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz. Hı hı. Onun dışında kendi telefonunuzu yansıtamazsınız. Sadece kabloyla yansıtma yapıyoruz. Burada araç ayarları var. Kör nokta uyarı sistemi, aynalarda turuncu bir işaret yanıyor. Evet. Sağdan veya soldan araç gelince sizi turuncu bir işaretle uyarır. Burada sizin bilmeniz gereken düşük hava algılama sistemi. Hı, lastik basıncı düştüğünde size ekranda uyarı verecek. Hı hı. Siz 4 lastiğin havasını kontrol ediyorsunuz. Ondan sonra vurduğunuz havayı gelip buraya kaydediyorsunuz. Hava bir daha düştüğü zaman bize uyarı versin diye. Bunu yapmazsanız sürekli orada bir Daha önce reset'e bastı. Aynen. Ege'de reset'e bastı. Aynen. Ege'larda reset var. Bizde direkt buradan oluyor. Dörtlü tuşunuz. Benzinliğe gittiğinizde veya AVM'ye gittiğinizde dediğim gibi kapı kilit, yani merkezi kilit tuşları hızlandığınızda otomatik olarak kilitleniyor. Depo kapağı da ona bağlı. Buraya bastığınız anda bütün kilitler açılıyor zaten. Anladım. Veya direkt kapıyı da açabilirsiniz. Bütün kilitler yine açılıyor. Benzinlikte anahtar vermiyoruz. Arkadaşlar yakıt yüklüyor, tekrardan kapatıyor. Tamam. Ekstra bir şey yapmıyoruz. Koltuk ısıtmalarınız, sizin tarafınızdaki koltuk ısıtma, yolcu tarafındaki 3'er kademe şekil arttırıp azaltabiliyorsunuz. Direksiyon ısıtmanız da var şurada. Şuraya, evet, ortaya bastığınız zaman direksiyon ısıtması başlar. Genelde zaten kış aylarında kullanıyoruz onu. Arka cam ve yan aynaların rezonansları buradan çalışıyor. Ön cam buhar yaptığında buraya basabilirsiniz. Ön camın buharını almaya başlar. Tekrar bastığımızda eski ayarına geri döndürür. Klimanın hız ayarını ister manuel bir şekilde böyle yapabilirsiniz. Sıcaklık ayarlarını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çift yönlü klima değil mi? Çift yönlü değil, tek yönlü. Tek yönlü. Evet, çift taraftan ayarlanıyor ama tek yön. İsterseniz de menüye bastığımızda direkt buraya dokunmatik ekran geliyor. Yönler, sıcaklık ayarı, fanın hız ayarı. AC'de zaten genelde soğutmak için kullanıyoruz. Yazın, kışın zaten aracın motor sıcaklığı yetiyor. Bunlarda da rezidans sistemi olduğu için kışın mesela direkt klimaya, arabaya bindiğinizde iki kademe açabilirsiniz. Hı hı. Rezidansları ısıtıp direkt içeri ılık hava veriyor. Zaten benzinli araç olduğu için motor hemen ısınıyor. Sıcak havayı hemen içeri verir. Farlarınız şurada sol tarafta abi. O tarafa geleyim, sen oturabilirsin. Farlarınız şurada yuvarlak tuşta. Şu an zaten otomatikte şurada sağdan bir işaret var. Evet. Auto'da kalması yeterli olacak sizin için. Üstteki ön sisler, arkadaki kedi gözü dediğimiz kırmızı olan sis, buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bu iç ekranların parlaklık ayarlarını yapabiliyorsunuz şuradan. Anladım. Arttırıp azaltabiliyorsunuz. Kaputunuz buradan açılıyor. Aynanız buradan ayarlanıyor. Sola çektim, ok yönlerinden. Sağa çektim, ok yönlerinden. Ortadayken bir yerde sıkışırsanız şöyle geri çektiğinizde manuel olarak katlayabiliyorsunuz aynayı. Tekrar geri çektiğinizde manuel olarak açılıyor. Zaten kapılar kilitlendiğinde de otomatik olarak aynalar kendini katlıyor. 4 cam otomatik, arka camlar buradan kilitleniyor. Bakımlar 15.000 kilometrede bir olacak veya yıl bazında size zaten burada ekranda uyarı verecek, anahtar işareti de yakacak, hatırlatma yapıyor. 3 yıl 100.000 kilometre aracın garantisi var. Garanti dışında dışarıda hiçbir şey yaptırmayın. Garanti bittikten sonra artık. Ki EGA'da yaptırmadıysan bunu da hiç yaptırmam. Bir şey daha soracağım. Evet. Şimdi D'de gidiyorum. Evet. Şimdi bir alışkanlık var ya, evet abi, manuellerde 1, 2, 3 boş. D'deyken dedim ki N'ye alayım boşa. Hı hı. Giderken bunu alabiliyor muyum? N'ye alabilirsin. Giderken geriye alabiliyorum. Geçmez. Yok, geriye zaten geçmesin Allah korusun da. En çok merak şimdi. Bir kere ileri itersin, N'ye alır. Şimdi mesela frene bastım. Evet. N'de şu anda ilk alacağı pozisyon N midir? Şeyde. Yo, direkt vitesi takabilirsin abi. O iki kademe çünkü o mandal. Mesela şöyle ben göstereyim. Şimdi 1, 2. Şimdi D'deyim ya. N'ye hiç geçmiyorum. Direkt R'ye geçiyorum. O iki kademeli olduğu için direkt geri çektiğiniz zaman mesela R'den D'ye atlıyor. Boşu S geçiyor. Tamam. Siz D'deyken ben... ileri bir kademe yaptığınız zaman otomatik olarak boşu alacak. Şöyle yaparsan boşu alır, böyle yaparsan geriye alır. Mesela D'den direkt R'ye geçebilirsiniz. İşte ama ben onu yapamıyorum. Arada bir N'yi denk... Hafif ona yapacaksın abi zaten.
Bir daha bir şuradan bir gösterdi abi. Ben onu bir çözeyim ya. Şimdi bu birer kadem olarak gider abi şu tamam şekilde. Abi. Şöyle yaptığımız zaman. Tamam. Ben direkt mesela R'ye geçmek istiyorum. İleri ittim, direkt R'ye geçtim. Hmm. Şimdi bir, iki kadem olduğu için mesela park modunda ben direkt D'ye geçebilirim buradan. Şöyle yaparım, direkt D'ye geçerim. Direkt iki kademe vuruyorum arkaya doğru. Anladım. Mesela N'ye geçmiyorum, N'yi es geçiyorum. İki kademe ileri ittiğim zaman direkt, düz zaten ittiğin zaman abi duruyor burada. Şimdi sen bir, iki yaparsan tek tek geçer. Tamam, peki şimdi parkta ya, ben D'ye aldım mesela. Parktayken hiç D'ye almadım. Gideceğim, sen diyorsun ki otomatikman D'ye alır, sen git abi. Yok, sen alıyorsun abi. O el frenini kendi indiriyor. El frenini kendi indiriyor. Evet. Tamam, mesela bir yere yanaştığında bas abi frene. Bırakma gider çünkü şimdi bırakacağım aracı. Tamam. Mesela D'ye aldım. El freni indirdim. Şu anda bırakırsan gider. Ne yapıyorum ben? Burada kalsın kamera. Ben direkt buradan stop ediyorum. Çekiyorum ayağımı. Çekebilirsin abi şu anda. El freni çektiği anda ayağını çekebilirsin. Kendisi otomatik çekiyor. Zaten anahtarlar uzaklaştığında otomatik çekiyor. Ben zaten için... kafamdaki soru işe ulan bunu acaba unutur muyum? Unutur muyum? İkide bir arkaya döner bakarım araç gidiyor. Yok, dönmene gidiyor. Gerek yok. Kendi yapacak abi. Tamam. Zaten D'deyken sen şoför kapısını açtığında yine park alıyor. Güvenlik için. Güvenlik için. Tabii. Ha bak mesela forumlarda işte D'deydi araba kendi kendine P'yi aldı. Aynen. Biri yazmıştı. Kapıyı açarsan güvenlik abi oluyor. Direkt park modunu alıyor. Ha, el frenini çekmiyor ama çalışır vaziyette bırakırsan. Anladım. Ama park modunu alıyor, araç içine gitmiyor. O da güvenlik açısından. Peki anahtar kaç metre uzaklaştıktan sonra araba aktifliğini kaybediyor? Şöyle abi 1-1,5 metre. 1-1,5 metre. Zaten yakınlaşınca yarım metre kala falan açıyor. Evdeyken falan? Yok. Yok da o kadar görmez. Okay. O kadar görmüyor. Var mı abi başka? Onun dışında başka bir şey yok abi. Frene bas. Frene basıp çalıştırıyorsun. Tamam, frene basmadan bu arada araç çalışmıyor. Sadece yarım kontak şeklinde yapar bu şekilde. Tamam. Şu şekilde de zaten o otomatik sonra kendini kapatıyor. 3 yıl 100 bin kilometre dedin değil mi? 3 yılda olacak veya 100 binde olacak. Şuralarda olmuş olsaydı ne olurdu? Oralarda bir şey koymuyorlar yani. Koymuyorlar. Bir otomatik park asistanı koyarlarsa o kadar. Bunda ne var abi? İşe yaramıyor. Bu kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu tamam. Ama bu çok aklını karıştırabilir. Takıldığın yerde abi YouTube'dan daha kolay, daha detaylı videolar çekiyorlar. Genelde şu ana bayağı kadar. Bayağı bir karıştırıyor çünkü aklını. Soğutması var mı? Bunda soğutma yok. Yok değil mi? Ben hep şunu soğutma zannediyorum. Yok büyükmüş bayağı da. Yok büyük abi bayağı. İçeri yok, doğru ya, söyledikleri, bir kol var yani 1 metre hemen. Söyledikleri kadar küçük değil araç. Çok küçük bir dediler. Bir de bunun önü falan hani görüntüsü çok güzel. Işıkları vesaire. Uzunları kendi yakıyor, kendi söndürüyor. Matrix LED falan LED olduğu için aynen kendi ayarlıyor her şeyi. Ekstra farlarla da senin bir ışık kalmıyor. Şey zaten burada var. Ekran, tabela okuyucu. Tabela, ekran. Trafik, levha okuyucu vesaire. Önde şey, radar var. Radarımız önde. Ön tamam. Arka park sensörleri, geri görüş kamerası, yağmur sensörü her şey zaten aktif. İleri geri var mı hareketi? Var. Şöyle. Gerçi o Ege'deyken isterdim. Bunda çok. Şimdi biraz ileride olduğu için abi koltuk. Biraz kol geride kalıyor. Kalsın. Şimdi. Ama alıştıkça güzel yani ya. İlk başlarda biraz fazla yakar araç. Yaksın. Onun altına inemezsin. Ama uzun yola gittiğin zaman hani. Yani 7.5'la 9 diyelim uzun yolda. 7.5'la 9 şehir içinde de 9-10. Ne zaman rolantiye biner? 10.000'den sonra mı? Hemen hemen. Kaça düşer? Yani dediğim gibi hani şehir içi 8.5'a düşer. Tamam. Benzinli çünkü abi hani 1-2, 130 beygir. Şeyde uzun hani öyle yolda... Öyle 6.5'lar, 5.5'ları falan görmezsin. Şehir içinde göremezsin yani. Canım. Yani imkansız yani. Uzun yolda? Uzun yolda, yani sürekli uzun yol kullanırsan yine bir 7 görürsün. 7'nin 6 belki. Tamam. Çünkü ben dizelde 6-8'i zor gördüm şu anda. Şey, yakıt deposu kaçtı? 44 mi? 45. 43. Orada var. Bakalım buraya koymuş mu? Ay buraya da koymuş. Ha, ışıkları da varmış. Işıklı. Koymuyorlar bazen. Nasıl yakıyoruz ışığı? Ha şey çalıştı zaman. Okey. Ha LED doğru. Güzel. Bazen sarı koyuyorlar. Abi öyle bir gönderiyorlar ki araçları. Biz bile hani bakınca diyoruz bu mu varmış, abi şu işte mu yokmuş. Problem olmasın da. Var mı başka söyleyeceğim hayırlı bir şey? Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim abi.